Evet, şimdi hamurumuzu karıştırıyoruz. Kaldığımız yerden çok devam ediyoruz. Bunu yaparken. Evet, biraz cıvık oldu gibi sanki Simoş. Evet, biraz da unumuzu evet. Böylece kendi hamurumuzu kendimiz yapıyoruz, değil evet. mi? Hem çok güzel oluyor böyle. Evet. Daha iyi gitmedi ama. Şöyle biraz daha yapışsa, hani cıvık olsa tam slime gibi. Slime gibi oldu. Evet. Şimdi birazcık daha bence onu elimizle yoğuralım. Çok Bir güzel. elini yapabilirdi. Şunu alayım Evet. ben. Bir elini iyice karıştır. Hamur gibi oldu. Zaten hamur, tuzlu hamur. Tuz, su ve çok undan oluşuyor. Aslında bunun yapımı çok kolay. Dışarıdaki hamurlar biraz zor olabilir. Evet, iyice karıştıran için bitmedi henüz. İstersen yardımcı olabilirim. Ben ellerimi yıkayayım. Sen bir ellerini biraz yıka. Ben bu sırada senin hamurunu hazırlayayım, tamam mı? Evet, ben kızım için hamuru daha güzel hale getirdim. Evet Simoş, hamur senindir. Evet, hamurumuz gerçekten bayağı güzel olmuş. Ellerimiz de tamam. Islak mıydı biraz? Biraz ıslak. Ama olsun, bir şey olmaz. Bunlardan neler yapılır neler. Kokularımızı alalım. Bir yapalım. Evet, gibi oldular. Annelerle yardım edince çok güzel olur ama hala bu cıvık. Birazcık daha yoğurman lazım. Bence pasta haline getirebilirsin. Kurabiyelerine başla. Evet. O da birazcık dinlensin. Şu yapışması için bunu burada. Yok. Bu burada yap anneciğim. Tamam. Bu şunları bir alalım. Şu nazarımızı yapmak istiyorum. Bundan siz de yapabilirsiniz. Hem istediğiniz figürleri ve hayvanları çizebilirsiniz. Bence hala birazcık unlanmaya ihtiyacı var. Ne dersin? Hadi bir bardak daha mı koyalım onu? Yarım bardak daha mı koyalım? Yarım bardak koysak yeterli. Evet, kıvam önemli. Siz renkli yapabilirsiniz. Bizim gibi sade yapabilirsiniz. Aa, evet, renk de koyalım değil mi? Evet, renk. Mesela kırmızı, turuncu gibi şeyler de yapabilirsiniz. Ama yeter ki her birimizi kullanalım. Evet bebeğim. Bu hamur bence artık benim elime yapışmıyor. Neden? Çünkü bu artık kuru oldu. Baba da bize yardım ediyor. Teşekkür ederiz. Şimdi bunu artık pastayla getirme zamanı geldi. O güzel mi? Evet, güzel. Nazar boncuğumuzun biraz oklavayla yapsak herhalde güzel olacak gibi geliyor bana. Börek gibi oldular. Birazcık çam ağacı daha yapalım bence. Çam ağacı. Nerede?
Evet, şimdi hamurumuz gayet güzel bence. Evet. İstediğimiz sırabiyeleri yapabiliriz. Evet, hayvanları yapabiliriz. Evet. Ben kalp yapmak istiyorum. Tamam, herkes kendi o zaman okulasını alsın. Ben küçük oldum, ben küçük kafa alıyordum. Ben sana şunu vereyim, sen bununla aç. Börek gibi oldular. Hı hı. Oo, aferin sana. İstersen daha büyük oklavayla kullanabilirsin. Mesela o daha uygun olur. Bu biraz yapış. Tamam, onu ben hallederim. Kardeş. Şimdi dener. Evet, artık kurabiyelere geçebiliriz. Kalbimi yapacağım. Yap bakalım. Ama kalp yapmadan önce bir biber almam lazım. Çok güzel. Bravo. Haydi bakalım, tepsiye koyalım. Bence evet, tabaklarımıza koyalım. Tamam, nasıl istiyorsan. Ya da tepsi zaten burada. Sonra tepsilere servis ederiz. Evet, sonra. Aa, evet, evet. Şöyle koyalım. Sonra bunu yine açacağım. Çünkü açmak çok eğlenceli oluyor. Alabilir miyim Karyacığım? Tabii ki. Ben senin için hazırladım. Peki o zaman sen bana ver, ben de yapayım. Bence bunu kullan. Bence de onu kullanayım. Ben şimdi tavşan yapacağım. Harika. İyice bastırman gerekli. İyi, doğru. Bastır üzerinden. Bir oklavayla ya da bir şeyle yapabilirsiniz. Hayır, elini iyice bastır. Kenarlarını topla. Çıkın. Evet. Ama dikkatli olmak için bunu yapacağım. Dikkatli olacak. Ters çevir yavrum. Bak, tavşanımız hazır. Tavşanımızın aslında böyle. Evet, bir de gözü oldu. Tamam, onu da tepsiye çok alalım. Çok güzel oldu. Aferin sonra bunu sana pişirip yiyelim. Tamam. Senin için bir hamur daha. Geliyor benim hamurum. Çok güzel açıyorum. Bir de acık yapacağım. Bir acık açmam lazım. Peki. Babaannesine çekmiş herhalde. Çok iyi açıyor. Şimdi bunu biraz. Kenarlarını kopar. Dikkatli koparacağım. Altında aldıkla acımız hazır. Şu tavşan ama çok şirkti. Al bakalım. Teşekkür ederim. Bunu da kullanabilirim sana. Şimdi ne yapıyorsun? Ağrı bekleyeceğim. Ve buna da muz diyebiliriz. Muz gibi çünkü. Ben hamuru aldım bile. Evet, ben senin için bir hamur daha hazırladım. Bunu o zaman ben aslında vereyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Aferin sana. Artık kelebek. Haydi, hayvanları sevdiğim için hayvanları çok seviyorum. Aferin bebeğim. Kalıp gerekmez başka. Siz her birinizle bir şeyler yapabilirsiniz. Tamam. Kelebeğimizi düzgün bir şekilde çıkarttık. Aferin. Ama o tavşan daha şu kulağı aldı sanki. Çok şirin kulakları var. Hangi şekilde yapmak istiyorsun? Bütün şeylerden yapmışım gibi gözüküyor. Bence aç yapmamışsın. Evet, aç yapmadım. Bir
Birazcık daha sert bastırman gerekiyor. Bütün gücünü ver. Ben bütün gücümü vereceğim. Buradan yırtacağım. Ben sana yardımcı olayım. Yardımcı ol. Ben şekilde şu altına koyayım sanki. Evet, şu ağacın kenarlarını da temizleyelim. Birazcık daha güçlü bastır. Evet. Tamam. Bütün güçlerimizi birleştirelim. Ağacımız doldu. Şimdi ben sana böyle bir... Ha, özür dilerim. Ben tekrar aynı şeylerle yapmak istiyorum. Tamam, Mickey Mouse'un. Ay yapacağım. Şöyle yapayım. Ayını temizlemem lazım galiba. Evet. Ayı nasıl? Çok güzel. Bunlar sanki eşleştirme gibi eşleştiriyoruz gibi. Bence çok güzel. Aferin. Bence de çok güzel ama seninkiler de çok güzel oluyor. Teşekkür ederim. Şimdi ben artık kelebeğe geçeceğim. Kelebeği daha dikkatli yapmam için şöyle etrafından dolandıracağım. Oo, çok güzel oldu kelebek. Benim artık satırım bitti. Devam et bakalım. Küçük aşçı. Ben şunları biraz yerleştireyim. Sana yer açayım, tamam mı? Tavşanı şöyle bir gez olsun. Sen devam edebilirsin. Tavşanı şöyle bir gez yaptık ona da. Göz yaptık. Kocaman bir göz varmış. Çok yorma kendini. Yavaş yavaş aç. Artık hayvanlar bitti. Bütün hayvanları yaptım çünkü. Çok eğlenceli değil mi? Çok eğlenceli. Hatta böyle ev yapımı olunca daha da güzel oluyor. Sanki tık 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 yağmur damlacıkları gibi oluyorlar. Aa bak, o yağmur damlacığı gibi. Evet. İncir de gibi. Onu hangisini yapıyorsun? Tavşanı yapacağım. Peki. Arkadaş olsunlar. Tavşanımız aslında böyle bir şeyle. Aferin, aferin. Bütün gücünle bastır, bastır, bastır. Ben birazcık daha bastırman gerekiyor ama bak. Ben bunu ne? Yok, hayır, hayır. Elimizle onunla olmaz. Onunla açıyoruz. Hayır, elini bastırıyorsun ve çekiyorsun, gücünü veriyorsun. Aferin. Bak. Çok güzel bir tavşan. Bu patisi, bu da kuyruğu. Çok güzel. Tepsimize koyabiliriz. Ben senin için bunu hazırladım. Çok eğlenceli oldu. Artık yapmadığım şey de kalp. İlk önce kalp yapmak istemiştim. Biraz şöyle elimi kaldırıyorum. Ve kalbimiz çıkıyor. Çok güzel i̇şte, oldu. Şimdi... Hangi şekildeyiz? Al bakalım bunu da. Ben... Yine tavşan yapacağım çünkü tavşan çok sevimli geldi bana. Ver gücünü, ver ver, bastır 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 bastır. Evet bak, tavşan çıktı, gördün mü? Tavşanımız. Gel bakalım cüzdü tavşan. Aslında bunları havuçta yapsaydık tam olacaktı. Havuçta koyarız ona. Sonra? Her cümle kendi havuçlarımızı yapabiliriz. Evet, üç tane tavşan oldular. Al. Ben pastaya geçeceğiz biraz sonra. Tamam bebeğim. Tokan düşmek üzere, istersen biraz ittir. Hı? Tokamı da özel taktım. Bugün için özel mi hazırlandı? Evet. Çok güzelsin.
gitsin hoş geldin. Pastacı mı olacaksın yoksa sen Simur? Pastacı olacağım galiba. Böyle fırınlarda kurabiyeler yapıp, baklavalar yapıp sevecim önlerini yiyebilirler. Wow. Hadi bakalım göreceğiz. Al sana. Dondurma da olur, yapabilirim. Hepsini sen yersin sonra. Evet. Artık yine tavşan yiyeceğim. Yine mi tavşan? Evet. Bak burada bir ayıcık var. Ayıcık da yapacağım. Hamurlarımız azaldı. Sonra tekrardan bunu tekrardan yapabiliriz. Evet. Pasta yapacağız daha. Daha bir sürü şey yapabiliriz bunlarla. Tabii ki anneciğim. Tavşanımız çok güzel. Oo, çok şirin oldular. Gerçekten ellerine sağlık. Hazır. Artık geri kalan hamurlarımızla da bence tavşan yani hayvanlara yiyecek yapalım. Olur. Erler bal sever. Ben havuç yapayım. Havuç. Tamam o zaman elimizle yapalım. Elimizle yapacağız. Her birimizle yapacağız. Ben de ayılar ne sever? Bal sever. Armut yapayım. Benim havucum yapmak için. Armut'a benziyor sanki. Armut kim sever ki? Ayılar. Armut'un evet. Nesini ayılar yer. Ben havucu hazırladım bile. Havucumuzu ben hep havuç yapacağım çünkü yani. Onlara aç kalmasınlar. Ben de senin için bir armut yaptım. Biraz bu mantara da benzemiş. Mantara benzememiş, brokoliye benzemiş. Tamam, nasıl istersen. Onu da tepsiye koy. Bunu da şöyle olarak yapalım. Bunu bunda mantar olarak hayal edeyim. Armut olsun yani. Peki. Onu ben armut niyetine yaptım. Ben de şimdi simsah yapacağım. Evet. Sivri dişleri olacak. Ama tatlı bir simsah yapacağım. Bu da timsahın bacığı. Oklavayı geçtik yani. Oklava gibi oldu gerçekten de. Bu da yılan yapalım. Bence bıçakla kesip onu böyle de yapabilirsin. Evet. Ama bunun tabii... Sarma olarak hayal ediyorum. Böyle dolmalı, acı biberli bir sarma. Çok da severiz değil mi? Hı-hı. Acı biberli. Acı biberli baban sever. Evet. Evet, onlar da. Onlar istersen karışmasın, şu tabağımıza koyalım. Şöyle serelim. Ve şimdi her gücümüzle istediğimiz şeyler yapabiliriz. Bunları böyle bir bozalım. Sonra bozalım onları. Evet. Bunların yanına bir şey daha yap hayal gücünü kullanarak. Ben buldum. Hiç yapmadığımız bir hayvan var. O da kaplan. Kaplan yapmadık çünkü. Kaplan yapalım bence. Hadi bakalım. Kaplan yapıyorum şimdi. Ben sana yardımcı olayım. Ben kaplanı yaparken yukarıda küçük bir kafası... Çünkü hamur yetmeyebilir. Hamurumuz azaldı. Sanki şunlar mantı gibi oldu. Evet. Şu küçük kafa. Onun. Evet. O kafası olsun. Ben ona bir göz yapacağım. Şakla. İşte gözleri burada. Evet. Şimdi gövdesini yapalım. Karnı. Karnını birazcık daha büyütelim bence. Evet. Karnını birazcık daha büyütmek için oklavayı yaptık. Kocaman bir karnı oldu. Çok güzel. Aslında civcivde yaptık gibi oldu. Civcive benzedik. Kaplandan civcive döndük. Neyse civciv yapalım. Size böyle boya kalem. Siz de böyle şeyler yapabilirsiniz. Civciv gibi. Şey gibi.
Şunu alacağım çünkü o spagetti gibi böyle makarna. Bunları spagetti. Biz kaplanımızı şöyle, kaplanımız. Onu da buraya koyalım. Şimdi spagettiye geçtik. Evet, şimdi Karya'dan spagetti. Bunu ilk önce bir açalım. Yardımcı olmamı ister misin? Harikasın. Şimdi bunu buradan dolduracağız. Spagetti için bir şırınga kullanıyoruz. Evet, şırınga. Olmazsa oyuncaklarınızdan da olabilir. Evet. Ucunda iğnesi olmasın ama. Batabilir çünkü. Hı-hı. Bunu şöyle bir güzel boşaltmak için. Şimdi ben bir deneme yapacağım ilk önce. Şimdi zaten sos yapalım. Şöyle spagettilerini bunun içine koy. Geliyor. Haydi, olacak bence. Birazcık daha gücünü göster. Of, yapamıyorum. Annem. Ben biraz deneyeyim. Gerçekten sert görünüyor. Ama oluyor. Bak. Dur, şimdi deneyebilirsin anne. Yılan gibi oldu. Spagettiler en doğalından. Yılan oldular. Ama gerçekten çok güç istiyor. Sanki bütün gücümü harcadım burada. Bitti. Oo. Böyle de spagettimiz. Şimdi biraz bana ver anneciğim. Çıkartayım, sana vereceğim. Al. Şimdi bunu biraz küçük hamur olsun. Sığmayayım içine. Şimdi ilk önce. Harika. Evet, spagettimizi de bitirelim. Spagetti. Bence. Ben bunu sonuna kadar bitireceğim. Ne oldu, yoruldun mu? Yok, yorulmadım, çok eğlendim. Sanki ben biraz hamur olmuşum gibi hissettim kendimi. Şimdi başka bir etkinlikte görüşelim, tamam mı? Arkadaşlarına bir hoşça kal diyelim. Bizi dinledikleri için teşekkür edelim. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Bir de size teşekkür ederiz.